Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. İsrail ve Gazze arasında yaşanan çatışmada 4. aya girildi. Savaş ne yazık ki hala devam ediyor. İkili arasında yaşanan savaş ülkelerin ihracat ve ithalat dengelerini de etkiledi. Türkiye-İsrail ticaret hacmi son 20 yılda 6'ya katlandı. Peki Gazze operasyonlarının başladığı Ekim ayından sonra Türkiye-İsrail ticareti nasıl değişti? Gazze operasyonlarının başlamasından sonra Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ve bu ülkeden ithalatı düşüş yaşamaya başladı. TÜİK'in verilerine göre 2023 yılının Ekim-Aralık aylarında Türkiye'den İsrail'e 1.1 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu miktar 2022 yılının aynı döneminde 1.67 milyar dolarken son bir yılda %34 oranında düşüş yaşadı. 2023 yılının son çeyreğinde İsrail'den Türkiye'nin ithalatı ise 322 milyon dolar oldu. 2022 yılına kıyaslandığında son bir yılda %58 oranında düşüş yaşadığı görüldü. Türkiye savunma sanayisine en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Yabancı basında da adından söz ettiren Türk savunmasının geleceği artık tarlada. Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde 2006'da Türk Hızlandırıcı Merkezi projesinin ilk hızlandırıcı tesisi olan tarla Gölbaşı'nda kuruldu. Türkiye'deki ilk araştırma amaçlı kurulan tesiste serbest elektron lazerinin üretimi yapılacak. Böylece fizik, kimya, biyoloji alanında yapılacak yeni teknolojilerin bilimsel araştırmaları ve testleri bu üretilen lazerle yapılabilecek. 20 milyon elektron voltluk ilk elektron hızlandırıcı Nisan'da devreye girmesi planlanıyor. Sistemin 2026'da tam kapasite tamamlanarak Türkiye'nin ilk serbest elektron lazeri üretimine başlanması hedefleniyor. Hem ilaç sektörü, hem savunma sanayi, hem de ileri teknolojik ürünlerin üretildiği bir merkez haline gelerek yaşanan tersine beyin göçünün sağlanması da hedefler arasında. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yıldız Teknik Üniversitesi Maslak yerleşkesinde gerçekleşen Teknopark açılış törenine katıldı. 2030 yılındaki Turkon hedeflerine değinen Kacır, 100 Turkon ve 100 bin teknoloji girişimini hedeflediklerini aktardı. İş dünyası ve finansın merkezi olan Maslak kazandırılan 22 bin metrekarelik kapalı alana sahip bu yerleşkeyle hem üniversite özel sektör işbirliği güçlenecek hem de yenilikçi iş fikirleri büyüyecek. 700'den fazla Arge firmasına ve 200'den fazla Kuluçka firmasına ev sahipliği yapan Yıldız Teknopark, oyun sektörü gibi global vizyona sahip teknolojilere de ev sahipliği yapacak. Türk otomotiv devi Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi. Karsan, mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla başta Avrupa olmak üzere dünyada toplu taşıma dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürüyor. Toplu ulaşımda elektrikli dönüşümü öngören firma ilk modelini 2018 yılında tanıtmıştı. 2021 yılında yollara çıkan otonom e-Atak'la ulaşım artık farklı bir boyuta taşındı. İlk kez şehir içinde otonom şekilde biletli yolcu taşıma hizmeti sunan e-Atak, şehirdeki rotasında güncellemeye gitti. Yüksek haritalama teknolojisinde ilklere imza atan otonom e-Atak, mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden geçişlere başladı. Daha zorlu şartlarda hizmet vermeye başlayan Karsan otonom e-Atak, Avrupa'da tünelden geçen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu. Dev bir sanayi üssü haline gelen Eskişehir OSB, 2024 yılı ihracat hedeflerini paylaştı. 2024 Ocak ayı ihracat verilerini değerlendiren Eskişehir OSB Başkanı, bölge olarak ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz dedi. Eskişehir OSB, açıklanan ihracat istatistikleri içerisinde aylık bazda ihracatını en çok artıran 6. OSB olmayı başardı. 2023 yılını 4.3 milyar dolar ihracatla kapatan Eskişehir OSB, 2024 yılı için 4.5 milyar dolarlık bir ihracat hedefliyor. Türkiye 100. yılında çıkmayı hedeflediği uzay misyonunu geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştı.
çalıştı. İlk Türk asıllı astronot Alper Gezel Avcı 14 günlük uzay programı içerisinde 13 bilimsel deneye imza attı ve artık dünyaya dönmeye hazır. Gezel Avcı'nın da içerisinde yer aldığı uzay ekibi Dragon kapsülüyle uluslararası uzay istasyonundan ayrıldı. Mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün birden fazla yörünge alçaltma manevrasıyla 48 saat sonra Florida açıklarında dünyaya ulaşması bekleniyor. 2 gün sürecek yolculuk 9 Şubat saat 16.30'da dünyaya inişle tamamlanacak. Öte yandan bu yolculuk aslında Dragon kapsülünün şu ana kadar yaptığı en uzun transfer süreci olacak. Ülke ekonomisine en büyük destek OSB ihracatlarından sağlanıyor. Söz konusu OSB'lere Edirne OSB'yi örnek gösterebiliriz. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Önder Cin, Edirne OSB'ye ilişkin bir rapor sundu. Cin, gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere OSB'nin önemli ihracat rakamlarına sahip olduğunu söyledi. Edirne OSB'de yer alan firmalar 2023 yılı içerisinde toplam 119 milyon 419 bin 3 dolar ihracat, 52 milyon dolarla da ithalat gerçekleştirdi. Türk savunma sanayisi artık yurt dışına açılmaya başladı ve devam ediyor. Baykar, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açacağı fabrikanın inşasına başladıklarının müjdesini verdi. Tesisin yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlaması, TB2 veya TB3 drone modellerinin de üretilmesi hedefleniyor. Dünya çapında büyük önem kazanan TB2 drone için 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Türk savunma sanayisinin gücü ve namı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.